İyi günler sayın seyirciler. Perspektifle bir kez daha sizlerin huzurundayız, karşısındayız. İyi dileklerimizi sunarak başladık bugünkü birlikteliğimize de. Evet, Annan Planı referandumunun 20. yıl dönümü bugün. Tam 20 yıl önce tarafların, iki halkın referandumuna, onayına sunulmuştu. Ve tabii ki bir taraf kabul etti, etmedi. Sonrasında geçen 20 yıl. Ve bugün o günleri konuşacağız. O günden bugüne nasıl geldik? Bunları değerlendireceğiz. Kiminle? Eski özel temsilcilerden Sayın Özdil Nami, eski Dışişleri Bakanlarımızdan, eski milletvekillerimizden Sayın Özdil Nami, bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Uzun zaman oldu görüşmedik. Uzun zaman oldu, doğrudur. Evet. Bugün bir başlangıç olsun. İnşallah görüşeceğiz. Tabii. 20 yıl geçti Annan Planı referandumunun üzerinden ve bu 20 yıl zarfında hala o noktada mıyız? Nasıl değerlendiririz? Yani taraflar, her iki tarafta halkların bakış açısı açısından söylüyorum. Yani şöyle soralım, ya da bugün bir referandum olsa farklı bir sonuç çıkar mıydı? O 20 yıl ne getirdi, ne götürdü? Nasıl geçirdik 20 yılı? Şartlar değişmezse bence farklı bir sonuç çıkmaz. Yine Rum tarafından bir hayır çıkar, Türk tarafından evet çıkar. Geride bıraktığımız zaman zarfında birçok olay yaşadık. Biliyorsun, Annan Planı'ndan sonra bir Talat Hristofias dönemi, Ban Ki-moon'un Kıbrıs'a gelmesi, evet, daha fazla sayıda kapının açılması, başta Lokmacı Barikatı olmak üzere. Daha sonra bir Erol Anastasiadis anlaşması. İşte biri hayır demiş, biri evet demiş bir liderin. Orada biraz yükselen ümitler, yine bir başarısızlık. Daha sonra Akıncı Anastasiadis, iki evet demiş lider. Ve Kran Montana, işte 1960'tan sonra ilk kez bir Kıbrıs konferansının garantör ülkelerle birlikte toplanması, tarihi bir gelişme. Ve orada da işte Rum liderin masayı terk etmesi. Yani bütün bunları fiilen yaşadık ve tabii bazı dersler çıkarmamız lazım bunlardan. Benim kendi adıma çıkardığım en büyük ders, Rum tarafı statükoya son derece bağımlı. Bir çözümün getirilerinden konuşmak, bir çözümün adanın tamamı için ne kadar önemli olumlu gelişmelere sebebiyet vereceğini söylemek Rum tarafında seçmeni pek etkilemiyor. Hayır demenin yüksek bir maliyeti kendi önlerine konmadığı sürece bizim tarafımızdan, ama yetmez, dünya tarafından da hayır demeye devam edecekler. Ben bunu net olarak görüyorum. Diğer taraftan şunu da görüyorum. Yani buna tepki olarak Türk tarafının özellikle Kran Montana'dan sonra ortaya koyduğu işte federasyon çabaları tüketildi. Rumlar hem referandumda hayır dediler, hem Kran Montana'da masayı terk ettiler. Dolayısıyla bu artık ümitsiz bir sevda. Hangisi daha bir hayal kırıklığıydı? Başka yollara sapalım diye bunu böyle bir tek taraflı dünyaya empoze etme, bu çabanın da beyhude olduğunu gördük, bir yere varmayacağını. Esas hayal kırıklığı ne? Dünyanın buna, bizim durumumuza bu kadar kayıtsız kalması ve bizim maalesef bu kayıtsızlığa vesile olacak politikalara sapmamız, kendi durumumuzu daha da zorlaştırmamız. Ve geriye dönüp baktığımızda ne oldu? İzolasyonlar, işte Annan Planı'ndan hemen sonra sağlanan ufak tefek bir iki şey hariç aslında hala daha katı bir şekilde devam ediyor. Rumlar ise Avrupa Birliği üyesi oldular ve yollarına devam ediyorlar. Faturayı biz ödemeye devam ediyoruz. Statükonun ağır bedelini Kıbrıs'ı Türkler ödüyor. Dolayısıyla değişmesi için aslında en çok çabayı sarf etmesi gereken maalesef yine bizleriz. Evet. Peki çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Herkes bunu söylüyor. Fırsat, kaçan iki fırsat olarak görebilir miyiz? Hem Kran Montana'yı hem Annan Planı referandumunu. Kesinlikle tabii, yani federal bir çözüm hem Kıbrıslı Türklerin hem Kıbrıslı Rumların, bizim de ötemizde bölgenin, Türkiye'nin
çıkarı ne olacak bir gelişmeydi. Biliyorsun anan planında hayır oyu çıktıktan sonra Kıbrıs sorunu nedeniyle Türkiye'nin AB müzakere süreci çok büyük darbe aldı. Birçok başlıklar askıya alındı. O zamanlar hatırlayacaksınız tekrar Avrupa Birliği ile ilgili çok pozitif bir enerji vardı Türkiye'de. Torba yasalar meclise sevk ediliyordu. Reformlar büyük bir hız kazanmıştı. Ve Türk ekonomisi gerçek anlamda yani enflasyondan arındırılmış anlamda pozitif büyüme gösteriyordu. Örnek ekonomi olarak gösteriliyordu ve muazzam tarihinde hiç olmayan büyüklükte doğrudan dış yatırım çeken bir ülke konumuna gelmişti. Enflasyon son derece düşük bir seviyeye inmişti ve herkes geleceğe ümitle bakar olmuştu. Biz de dahil. Ama işte o AB yolunun özellikle Kıbrıs sorunu nedeniyle tıkanması, orada da bir hayal kırıklığı, bir ümitsizlik ve rotanın başka yerlere çevrilmesini tetikledi. Birçok reformlar maalesef hayata geçirilemedi. Bazılarında hatta geri adımlar atıldı. Çünkü AB üyeliğiyle birlikte düşünülen bazı açılımlar AB perspektifi kaybolduğunda açılımdan ziyade tehdit olarak görülmeye başlandı. Ve bugünlere gelindi. Rum halkı bunu maalesef yeterince değerlendirmiyor. Statüko dediğim gibi çok cazip. Bizimle birlikte ortak olmanın kendileri için çok büyük riskler barındırdığına inandırılmışlar. Bunu bir türlü aşamıyorlar. Burada tabii dünya da maalesef yardımcı olmuyor. Çünkü işte bu çözümü engelleyen taraf olmanın faturasını ödetmek bir yana, işte son Avrupa Konseyi'nin Türkiye ile ilgili raporunda da gördük. Bir nevi ödüllendirmeye kadar bu iş gitmiş ve Türkiye Kıbrıs'ta bir kapsamlı çözümü en azından 2017'ye kadar zorlamış bir taraf olmasına rağmen bugün müzakerelerin devam ettirilmesi, ilerletilmesi sanki sadece Türkiye'nin sorumluluğuymuş gibi cümleler kurarak, yani Avrupa Birliği ile işbirliği yapacaksan önce Kıbrıs müzakerelerinde ilerlemeyi sen sağla diyorlar. Halbuki Türkiye 2017'ye kadar ilerlemeyi zorlamış olan taraf bizimle birlikte, ama yetmedi. Çünkü muhatabımız yoktu. O yüzden bence sıkıntılı bir durum ve bunun hem bize hem bölgeye ciddi yarattığı problemler var. Keşke Kıbrıs sorunu olmasaydı, 20 yıl önce çözülseydi, belki bugün Gazze'deki durum bile çok daha farklı olurdu. Mesela enerji konusunda bu geride bıraktığımız 20 yılda çok büyük işbirlikleri devreye sokulabilirdi. Ve bunlar karşılıklı bağımlılıklar yaratabilirdi. Ve bugünkü manzaralar belki yaşamak daha zor olurdu. Bölgeye bir etkisi olurdu. Bölgeye mutlaka bir etkisi olurdu. Evet. Peki şimdi Avrupa Birliği üyeliği çok önemli bir motivasyondu. 20 yıl öncesinden bahsediyorum. Kıbrıs Türk tarafı üzerinde özellikle ve bir itici güçte oldu. Bu motivasyon bugün hala var mı halkımız üzerinde? Yani Avrupa Birliği'nin de aynı ilgisinin Kıbrıs Türk tarafına, Kıbrıs Türk halkına ya da Kıbrıs konusuna aynı ilgisinin olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani büyük bir inançsızlık var. Yani 20 yıl önceki inanç Avrupa Birliği'ne bugün yok. Ama bugünkü durumdan da kimse memnun değil. Herkes artık bu statükonun bitmesini arzu ediyor. Bazıları federasyon diyor. Bazıları iki devletli diyor. Kimse statüko devam etsin demiyor. Dolayısıyla bu statükoyu bitirmemiz lazım. Bu statikoyu bitirme çabasının içerisinde tabii Avrupa Birliği'nin de önemli bir rolü olacak. Onun için böyle göz ardı edilebilecek bir faktör değil. Avrupa Birliği kendi içinde de çok ciddi değişimlere uğradı. Yani 20 yıl önceki Avrupa Birliği
değil. Artık İngiltere yok. İngiltere mesela çıktı dediğiniz gibi. Evet. Ama dünyada yaşanan gelişmeler, göçmen sorunları, kendi içindeki çatlaklar vesaire sıkıntılı. Ama baktığınızda yine de bir cazibe merkezi. Yani dünyada birçok göçmen sorunları olduğunu görüyoruz. Bu göçmen yolları sürekli Avrupa Birliği'ne çıkıyor. Hedef orası. Evet. Hedef orası. Herkes oraya gitmeye çalışıyor. Yani sıkıntılarına rağmen hala daha çok ciddi bir cazibe merkezi ve değişen dünyada işte Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığını gördük. İsrail'in Gazze'ye yaptığını da görüyoruz. Ülkelerin kenetlenerek güç birliği yapmaya ihtiyacı belki geçmişten daha da fazla. Ve bu inandığımız değerlerle yaşama, yani demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı, bunları canlı tutmanın aslında ne kadar zor olduğunu da kendi başımıza gördük. Ve canlı tutabilmek için büyük ittifakların içinde olmanız lazım. İşte Avrupa Birliği de bizim için en doğal seçenek. O yüzden Kıbrıs Türk halkı bence bugün kendilerine sorulsa, yani izolasyon altında yaşamaya devam mı etmek istersiniz? Yoksa işte Rumlarla birlikte bir çatı altında Avrupa Birliği üyeliğini mi tercih edersiniz? Tabii ki eşitliğiniz vesaire güvenliğiniz sağlandığı bir ortamda bu ikinci seçeneği tercih edeceklerini büyük bir çoğunluğun düşünüyorum. Her ne kadar da Avrupa Birliği ile ilgili hissiyatta belirli bir törpülenme olmuş olsa bile. Eşitlik konusu dediniz. Aslında özellikle CTP'li kimliğinizin dışında özellikle yine son dönemlerde aktif siyasete bırakmış olduğunuzu söyleseniz de CTP'den sonraki dönemde yaptığınız açıklamaların çok daha ılımlı olduğunu fark ediyorum. Ya da bugün yapmış olduğunuz açıklamalarla hani iki devlet çözümün dışında neredeyse söylemleriniz birçok sağduyulu vatandaş ya da birçok sağduyulu siyasetçi ya da akademisyen çizgisine paralel açıklamalar bunlar. Kabul edilebilir açıklamalar olduğunu fark ediyorum açıkçası. Şimdi bu cihetle şunu sormak isterim. Siyasi eşitlik, tarafların eşitliği dünyada hemen hemen birçok kaynakta tarafların eşit statülere sahip olması, eşit haklara sahip olması anlamına geliyor. Bu cihetle bugün evet federasyondan bugün Türk tarafı iki devletli çözümü savunur noktaya gelmiş durumda ama en önemli konu aslında hani federasyon mu iki devletli çözümü modelinin dışında tarafların eşitliğini isteyen bir Türk tarafı var. Yani eşit haklara, eşit statüye Türk tarafı aslında bunu talep ediyor. Bu az önce saymış olduğunuz birçok şeyde aslında çok yakın noktalara temas ediyor eşitlik noktasında. Az önce demiştiniz, ifade ettiğiniz kelimelerin arasında şunu söylediniz. Eğer işin içinde eşitlik varsa Türk tarafı bugün çok rahatlıkla AB çatısı altında bir Birleşik Kıbrıs'ı ya da bir çözüm modeline kolaylıkla evet diyebilir dediniz. Evet, Türk tarafı eşitliği bekliyor ama ne yazık ki aradan 20 yıl geçmesine rağmen güneydeki tarafın federasyondan ya da kurucu ya da oluşacak yeni bir devletten tarafların eşitliğini anlamadığı çok açık ve net. Bu bağlamda sizce bugünkü yönetimin Cumhurbaşkanlığı nezdinde söylüyorum gerek iktidar anlamında iki devletli çözümün dışında savunmuş olduğu eşitlik konusu, eşitlik talebi sizce yerinde talepler değil mi? Siz buradan farklı mı düşünüyorsunuz? Hayır, zaten eşitlik konusunda siyasi partiler arasında herhangi bir farklılık yok. UBP'de, CTP'de eşitlik talep ediyor. Zaten müzakerelerde yakınlaşma kağıtlarını önünüze alıp koysanız, bir bir okusanız satır satır, tek bir satırında dahi Rumlara, Türklere verilmeyen şu ek haklar veriliyor diye bir ibare bulamazsınız. Tam bir eşitlik üzerine bütün yakınlaşma kağıtları inşa edildi. Hem vatandaşlar eşit, hem kurucu devletler eşit. Federal hükümetle kurucu devletler arasında yasalarında bir hiyerarşi dahi yok. Yani nasıl Almanya'da Länderler var ve Alman vatandaşları ve eyaletler hep birbirine eşittir. Keza Amerika Birleşik Devletleri'nde veya İsviçre'de, yani tüm federal modellerde, Belçika'da aynı model zaten burada da uygulanacaktı. Yani bir kurucu devletin vatandaşları üstün, öteki ikinci sınıf vatandaş, böyle bir kurgu zaten yoktu. Ama ne oldu? Rumlar bütün bunlara evet demiş olmalarına rağmen son kertede pişman oldular. Ve o nihai çizgiyi bizimle birlikte yürüyüp geçmeyi reddettiler. 2017 dahil. 2017 dahil. Şimdi sıkıntı burada çıktı. Yani demek ki bu eşitliği kurabiliyoruz müzakere masasında ama bitirmeye geldiğinde
başka faktörler devreye giriyor ve kendilerini buradan geriye çekiyor. Eşitliği sağlamanın yolu iki ayrı kurucu devlet değil sadece. Tabii ki iki ayrı egemen devlet olursanız eşit olursunuz. Orada bir behis yok. En azından işte kağıt üzerinde. Ama şimdi bana sorarsanız işte Amerika Birleşik Devletleri ile Tanzanya eşit mi? İkisi de BM üyesi değiller. O başka bir şey. Hayatın gerçeği. Ama siyaset anlamında, uluslararası hukuk anlamında evet doğrudur. Almanya'nın bölgeleri de birbirine eşittir. Belçika'nınki de eşittir. Amerika'nın eyaletleri de birbirine eşittir. Birçok konuda federal hükümet eyalete söz geçiremez. Biz zaten federasyonda böyle bir yapıyı savunuyorduk. Şimdi önümüzdeki olan sıkıntı şu. Biz bu eşitliği federal çatı altında Türk-Rum eşitliğini sağladık. Kurucu devlet eşitliğini de sağladık. Ama Rum tarafı ben bunu imzalayamam dedi ve kaçtı. O zaman ne yapacağız? Bu eşitliği nasıl sağlayacağız? İki devletli çözüme de gidemiyoruz. Çünkü dünya diyor ki sen neticede orada bir olay oldu. Askeri müdahale yaptın. Nüfus değişimi sağladın. Bunun üzerine iki ayrı egemen devlet inşa edemezsin. Yani böyle silah zoruyla müdahale etsin. Her ne kadar da 60'ta garantiler var vesaire desek de bu kurguyla olmaz bu iş diyorlar. Güvenlik Konseyi kararları var. Biliyorsun Kosova için denmeyen KKTC için dendi. Ve KKTC'nin tanınmaması için Güvenlik Konseyi kararını da oraya yani yazdılar. Bir çifte standart da var tabii. Yani kabul etmek yani, gerekirse. Onun analizi tekrar yapılabilir. Belki zemin hazırlanmadan KKTC'yi ilan ettiğimiz için bunlar olmuştur. Ama o başka bir programın konusu olsun diyelim. Her neyse olan oldu ve böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ve Türkiye'nin de tam desteğine rağmen 2017'den sonra daha da büyük bir desteğine rağmen tanınamayan bir KKTC var. Şimdi o zaman ne yapacağız? Federasyon diyoruz, hayır diyorlar. İki devletli diyoruz, hayır diyorlar. Statükoya saplandık, kaldık. Dolayısıyla ben işte atıfta bulundun ya, yani siyaseti bıraktığınız zaman konuşmaya devam ediyorsunuz. Doğrudur. Çünkü hepimizin konuşması gerekiyor. Çünkü statüko kabul edilemez. Kıbrıslı Türkler açısından çok ciddi sıkıntıları da barındırıyor. Ben şunu diyorum. Diyorum ki Kıbrıslı Türkler aslında iki çözüme de hazır. Yani iki devletli çözüme de hazırız. Federasyona da hazırız. Evlenmeye de hazırız. Boşanmaya da hazırız. İstemediğimiz yegane şey bu mevcut durumun, statükonun devamı. Biz ikisine de evet diyoruz ama muhatabımız ikisine de hayır diyor. Dolayısıyla dünyaya bunu dememiz lazım. Gelin. Bu muhataplarımıza deyin ki ya birini ya ötekini seçmen gerekiyor artık. Yani Kıbrıslı Türkleri bir 50 yıl daha rehin tutamazsın. Peki onları bu noktaya nasıl getireceğiz? Dünyayı da bu noktada yanımıza nasıl alacağız? Bence bugün yoğun bir şekilde ve anan planın üzerinden 20 yıl geçirdiğimiz bu günlerde esas sorulması gereken, konuşmamız gereken soru bu. Ve buna böyle milli nutuklar, söylevlerin dışında veyahut da ideolojik getirdiğimiz barış söylevleri vesaire bütün bunlardan izole bir şekilde serin kanlı, mantıklı bir cevap getirmek zorundayız. Hepimizin yılları içerisinde getirdiği bazı dünya görüşleri olabilir. Ama bir de dünyanın gerçekleri var. Evet. Ve bunları iyi analiz edip kendimize akılcı bir çıkış yolu bulmamız lazım. Benim önerim masaya getirdiğim ve daha çok tartışılmasını arzu ettiğim, geride bıraktığım müzakerelerdeki 25 yıldan sonra şu. Biz herhangi bir ön koşul koymadan anan planını bitirdik, referanduma gittik ve açıkta kaldık. Daha sonra yine iyi niyetle herhangi bir ön koşul koymadan masaya döndük, Crans Montana'ya kadar konuyu götürdük. Türkiye ile birlikte güvenlik ve garantiler konusunda bile ilk kez müzakere tarihinde bazı açılımlar yaptık. Yine açıkta kaldık. Dolayısıyla bir hak doğdu diye düşünüyorum bize Türk tarafı olarak. İkinci kez belki de. Bir hak doğdu. Evet, ikinci kez bir hak doğdu. Şunu söyleme hakkı doğdu. Bize gelip de müzakere masasına geri dönün, kaldığı yerden devam edin diyenlere şunu söyleme hakkı doğdu diye düşünüyorum. Evet, müzakerelere kaldığı yerden devam edelim. Federal çözüme bir şans daha
verelim. Ama karşı tarafa nasıl güvenelim? Onun cevabını da siz bize söyleyin. Ya anan planında başımıza gelen tekrar başımıza gelirse, ya Crans Montana'da başımıza gelen tekrar başımıza gelirse, biz halkımıza ne diyeceğiz? Siz ne oldunuz diyeceğiz. Onun için bize bunun cevabını önce verin, ama böyle anan planındaki gibi sözlü bir şekilde değil. Uluslararası hukukun içerisinde yer alacak, yeri olacak, bağlayıcı bir karar olarak söyleyin. Benim önerim burada, özdilname olarak, şahsi olarak, müzakere masasına otururuz. Kaldığı yerden de devam ederiz, sıkıntı yok. O yakınlaşmaların hepsini Türkiye ile yakın istişare içerisinde Türk tarafı olarak özgür irademizle biz zaten yarattık. Bir sıkıntı yok. Guterres çerçevesini de o zaman kabul etmiştik. Orada da bir sıkıntı yok. O Guterres çerçevesini de öncelikli bir şekilde bitiririz. Ama bir zaman tahdidi olsun. Yani bu ucu açık olmasın. Zaten güvenlik BM Genel Sekreteri de yeni bir denemenin ucu açık olamayacağını, ucu açık müzakere döneminin artık tarihte kaldığını kendi raporlarında yazıyor. Sen de bununla hemfikirsin. O zaman bize bir kere bir takvim ver. Bizce 3 ay makuldür. Öyle yıllarca müzakere etmeye de gerek yok. Kaldığı yerden devam ediyoruz. 3 ay içinde de bitireceğiz. Bitirdik, bitirmedik. Bitiremediğimiz noktalar varsa hiç korkumuz yok. Bir hakemlik girsin. Neden korkumuz yok? Çünkü Crans Montana'ya gidebilmek için zaten bütün konulardaki farklılığımızı köprü kurulabilir mesafeye indirgemiştik. Haritada dahil, güvenlik garantilerde bile konferans öncesinde Mont Pelerin'de garantör ülkelerden gelen uzmanların katılımıyla çalışmalar yapmıştık. Dolayısıyla gelin kaldığı yerden devam edelim, 3 ay içinde bitirelim, açıkta kalan konularda bir hakemlik müessesesiyle bu işi bitirelim ve referanduma gidelim. Ama referandumda anan plandan farklı bir şey yapalım. Türk tarafına diyelim ki tamam, evet derseniz Federal Kıbrıs AB okey, hayır derseniz evet dediğiniz için size sunduğumuz imkanlar askıya alınır. Okey, mantıklı. Ama Rum tarafına da diyeceksiniz ki evet derseniz adanız birleşecek, toprak düzenlemesi, mülkiyet, askeri konular hep bunlar olacak. Kıbrıs'ın tamamı bir AB, normal bir AB üyesi. Ama hayır derseniz öyle artık tek tanınmış devlet olarak AB üyeliği falan bunlar yok. O zaman adada artık iki devlet olur. BM Güvenlik Konseyi de bunu kabul eder. Bunu başından kayıt altına alırsınız ve ondan sonra işte o açıkta kalan konuları bitirmek için müzakere masasına oturursunuz ve bu işi bitirirsiniz. Bunun sonunda, yani bu düğmeye basıldığı noktadan itibaren ne olur? Ya federasyon olur ya iki devletli çözüm olur. Başka bir alternatif ortaya çıkmaz. Ve bu Kıbrıs sorunu dediğimiz sorun da ortadan kalkar. Bunda bir yani şüpheye götürecek bir konu yok. Tek bir soru işareti var burada. Rum lidere bunu nasıl kabul ettireceğiz? Çünkü başında söyledik, Rum lider statükoya aşık bir vaziyette. Statükonun devam etmesini istiyor. Değil mi? İşte burada Rum lideri mevcut pozisyonundan dışarıya itecek çok ciddi, akılcı bir dış politika uygulamamız lazım bizim. Benim eleştirim, biz bunun tam tersini yapıyoruz. Dünyanın, Güvenlik Konseyi'nin, Avrupa Birliği'nin asla arkasına geçmeyeceği bir politikayı, bir şartı ön şart olarak koyuyoruz. Aslında dünya da statükonun devamından yana değil mi? Biraz da işin gerçeklerine konuşmak gerekir. Yani Kıbrıs için, Kıbrıs özelinde. Şimdi o konuda bence bize de düşen görevler var. Yani biz, tabii biz derken bizim Kıbrıslı Türkler olarak dünya çapında gücümüz çok çok, yani minimal. Minimal. Bazen böyle birazcık gülümseyerek izliyorum. Biz artık bölgesel bir gücüz falan diyenler var. Değiliz. Türkiye'dir güç. Güç Türkiye'dedir. Biz tabii ki demokratik iradesini ortaya koyacak, yatsınamayacak bir toplumuz, doğrudur, ama o büyük güçleri etkileme gücümüz bizim yok. Ancak Türkiye'nin var. Yani Türk, şahsi inancım, bu da tabii ki bir inançtır yılların birikimiyle gelen, Türkiye Cumhuriyeti özellikle Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan muhataplarına, ki bu o muhataplarla ancak kendi görüşebiliyor, derse ki bütün bölgemiz kaynıyor, değil mi?
işbirliğimizi tekrar düzeltmemiz lazım. Çok büyük tehditler var. Rusya'dan, İran'dan, Çin'den vesaire. Bunlara karşı birlikte hareket etme imkanına tekrar kavuşmamız lazım. Burada yapmamız gereken işlerden biri de Kıbrıs sorununu çözmek. Ben Kıbrıs sorununun çözümü için çok destek verdim ama Rum tarafı hep engelledi. Dolayısıyla buna gelin el birliğiyle bir son verelim. Yolu da budur. Tamam, ben iki devletli dedim, siz kabul etmiyorsunuz. O zaman sizin dediğiniz olsun, ben bir esneklik göstereyim ama karşılığında siz de bana bir bu işin nasıl biteceğini bir tarif edin. Yani 2022'de bizim sunmuş olduğumuz, Türk tarafının sunmuş olduğu öneriler vardı. Bunu Rum tarafı koşul olarak kabul etti ve bunlara tabii ki yanaşmadı elbette. Elbette ki Türk tarafının eşitliği, eşit haklara sahibi, eşit statüsü talep edilmişti. Birinci madde olarak, altı maddelik bir öneri vardı. Şimdi bunun arkasına saklanan bir Rum tarafı olduğunu söylüyorsunuz ve aslında birinci maddeden de bir esneklik gösterildiği anlaşıldı. Bu şekilde değerlendirildi. Türk tarafının buna ışık yaktığı, buna hazır olduğunu ima edildi. Yani neyi ne kadar ima ettiler tam emin değilim. Ama bence artık öyle bir noktaya geldik ki bölgedeki gelişmeleri de göz önünde tuttuğumuzda eğer biz Türk tarafı olarak muhataplarımıza bir çıkış yolu gösterirsek ve dersek ki bakın sizinle işbirliğimizi engelleyen en önemli engellerden biri, konulardan biri Kıbrıs konusudur. Kıbrıs sorununu federasyon veya iki devletli mutlaka artık çözmemiz lazım. Onun yolu da ben bir esneklik göstereyim, BM zemininde masaya geri döneyim ama siz de Rum lider üzerine baskı koyun ve bu işin artık federasyona hayır derlerse iki devletli bir şekilde biteceğini teminat altına alalım işin başından. Bence Türkiye'nin bu gücü var. Zaten Türkiye'nin bu gücü yoksa, bunu elde etme gücü yoksa, KKTC'yi tanıtma gücü hiç yok demektir. Onun için bence gerçekçi bir politikaya dönmemiz lazım. Dönersek de önümüzde bizi bekleyen çok olumlu gelişmeler olduğunu görüyorum. Bunu yapabiliriz. Ha, 2017'den sonra evet dinamikler değişti. Kıbrıs sorunuyla ilgili gündem kalktı. Türkiye'nin iç seçimleriyle ilgili birçok gündemler ön plana çıktı. İşte Maraş'la ilgili bir şeyler yapıldı. Başka konular devreye girdi ama o dönem bitti. Şimdi ne diyorlar bize Türkiye'deki de liderlik? Artık seçimsiz 4 yıl var diyorlar değil mi? Seçimsiz 4 yıl var. Dolayısıyla ekonomide rasyonel politikalara geri döneceğiz deniyor. Bu dış politika etkiler diyorsunuz. El ele gitmesi lazım zaten. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu iki politika kopuksa başarı elde edilemez. Mutlaka birindeki rasyonellik ötekini de getirmek zorunda. O yüzden bunu dediğim gibi akılcı, serinkanlı bir şekilde devreye koyup uygularsak uzun bir süre beklemeye gerek yok. Kısa sürede olumlu meyvelerini toplamaya başlarız. Peki ben biraz da bugünü konuşalım diyorum, merak ediyorum çünkü ne düşünüyorsunuz? Özellikle Bayan Holkin var, yeni kişisel temsilci. Farklı da bir uygulama var, onu da sormuş olayım size. O ayrıntıyı nasıl değerlendirirsiniz? Bir de işte 3 ayı geride kaldı, kalmak üzere. Şu ana kadarki gidişatı nasıl görüyorsunuz? Bir umut vaat etti mi? Yani şu anda bir umut vaat etti ifadesini kullanmak bence fazla iyimser ve iddialı olur. Sıfatıyla ilgili yapılan tartışmaları da bilmiyorum, birazcık gene gülümseyerek ben takip ettim. Yani işte Sayın Genel Sekreter'in şahsi temsilcisi. Şimdi Sayın Genel Sekreter işi gücü bıraksa kendi gelse, şahsi temsilcisini değil, kendi gelse Güvenlik Konseyi kararlarıyla bağlı değil mi? Neyi temsil ediyor, evet. Dolayısıyla yani boşuna bir zaman kaybı kelime oyunu oldu. Neyse önemli değil, geride kaldı, geldi, çalışmalarına başladı. Benimle de işte iki kere görüştü. Ona da aynı şeyleri aktardım. Yani içerik değil sıkıntı. Biz Crans-Montana'da mesela şimdi egemenlik vesaire konuları çok işte ön plana çıkartıyor. Bunlar hiç konu bile değildi, çözülmüştü. Mülkiyet hiç çözülemeyen konu denen mülkiyet çözülmüştü. Ama irade eksikliği vardı Rum tarafında. Sıkıntı oradaydı. O irade eksikliğini biz nasıl aşacağız? Dünyanın desteği olmadan aşamayız.
O yüzden oyunun kurallarının değiştirilmesi lazım. Süreç kurgusuna odaklanmanız lazım. İçerik değil. Yani dedim, senden önceki gelen temsilcinin düştüğü hataya düşersen, ya Türk tarafı garantilerde biraz daha esnesin ki Rum tarafı da dönüşümlü başkanlığı kabul etsin vesaire. Aman dedim, bunlara girersen hayatta içinden çıkamazsın. Konu orada değil zaten. Konu topyekün bir retçilik var orada. Bu bitiş çizgisini geçmekle ilgili. Onun için sen süreç kurgusuna odaklan. Diğer konuları biz hallederiz. Yeter ki süreç kurgusu, yani nerede başlıyoruz, ne kadar süreyle konuşuyoruz, bittiğinde taraflardan biri hayır, öteki evet derse ne olacak? Bunları tanımlıyoruz. Bunları kurguladıktan sonra bu iş zaten bitecek. O yüzden tabii o da bunu anlıyor. Hatta kendi işte ülkesi Kolombiya, biliyorsunuz. Orada çok ciddi süreçlerin içinde olmuş. Orada içerik konularına girmeden önce 1,5 yıl işte bu süreç kurgularını müzakere etmişler. Ve bu süreç kurgusunu oluşturduktan sonra içerikle ilgili müzakerelere başlamışlar. Ve başarıya o şekilde, ve hayret etti. Yani biz Kıbrıs'ta bugüne kadar buna neden gereken önemi vermemişiz diye. Sebepleri vardı. Belki hata da yapıldı. Neyse ne, bugünden sonra bunu yapmamak ve buna işte odaklanmak lazım. Ve bunu talep etme hakkımız da bizim doğdu. Yani eskiden belki Crans-Montana sürecinden önce bunu talep etseydik, ya bak evet demiş anan planına, bir lider var. Ona şimdi böyle onu iç siyasette zora sokacak ön koşullar koymayın falan gibi laflar edilmedi değil. Ama artık bitti, tüketildi. Yani çünkü bu fırsatları biz muhataplarımıza tanıdık. Cevabımızı da aldık. O yüzden bunu hak etme hakkı elimizde. Bunu kullanalım diyorum. Ve bu tip böyle insanlara, Olguin olsun, işte başka muhataplar var dünyada tabii. Onlara bu şekilde anlatalım. Eğer bu olursa, Olguin başarılı olur. Kendi bu konuda ikna olsa bile, eğer Güvenlik Konseyi'nin önemli üyeleri buna bir destek vermezlerse, onun yapabileceği bir şey yok. O yüzden bizim bu perde arkası diplomasi konusunda çok daha aktif, lobi konusunda çok daha başarılı bir çalışma dönemine girmemiz lazım. Başarısızlığı, yani Bayan Holguin'in başarısızlığı ya da sürecin sonuçsuz kalması bizi nereye getirir, nereye taşır bizi? Statiko'nun devamına. Bu da az önce bahsettiğiniz Rum lider Aşık dediniz hatta. Onların istediği bir durum. Kesinlikle. Ve zaten yani işte eleştirilerin bazen dozunu da arttırarak ifade etmemin sebebi, bugünkü politika Rum lideri son derece rahatlatan bir politika. O sabah akşam inşallah Sayın Tatar başka bir şey yani söylemez Türk tarafının diye politikası. Kilisesine gidip evet. Dua ediyor. Yani böyle bir durum. Böyle bir durum. Biz bu hatayı 2004 öncesi dönemde yaptık. Ve bedellerini ödedik. Rum tarafına bedel ödetebildiğimiz, kısıtlı da olsa, tek dönem çözümü zorladığımız dönemler oldu. Anlatabildim mi? Dolayısıyla ve bize hiçbir maliyeti olmadı. Şimdi deniyor ya işte evet dedik de ne oldu? Bir kere hiçbir maliyeti olmadan dünyaya çözümsüzün adresinin nerede olduğunu gösterdik. İşte kısıtlı da olsa 600-700 milyon euroyu ülkemize getiren bir mali yardım tüzüğünün kabulünü sağladık. İşte Avrupa Konseyi'nde milletvekillerimizi gönderme hakkını kazandık. İşte İslam İşbirliği Teşkilatı'nda Kıbrıs Türk Devleti olduk, cemaattık vesaire vesaire. Yani ufak tefek bir şeyleri kazandık. Ha bu günlük hayatımızı çok mu etkiledi? Ama mesela bir taşınmaz mal komisyonu oluştu. Değil mi? Bugün mülkiyet rejimini tamamen ona dayatıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı sürekli olarak Maraş'ın açılımını bile kendilerinin iptal edilmesi için anayasaya götürdükleri bu taşınmaz mal komisyonu kurgusuna getirip dayandırıyor. Bunlar nasıl kabul edildi? Anan plana evet dedik diye bunlar oluştu. Peki bir de bir başka konu, şimdi 20 yıl önceki dünyayla, 20 yıl önceki bölgeyle bugünün dünyası, bugünün bölgesi maalesef olumlu yönde bir değil.
Bugün çok daha fazla bir ateş çemberiyle etrafımız sarılmış durumda. Çok ilginçtir. Yine adanın güneyindeki üslerden bölgedeki birçok operasyona lojistik ikmalin yapıldığı, birçok savaş uçağının, bombardıman uçaklarının adayı kullanarak, adadaki üsleri kullanarak, zaman zaman adada üçüncü ülkelere hedef alarak yapılan tatbikatlar, buna Türkiye, İran dahil olmak üzere, bütün bunlar aslında bir şekilde Kıbrıs'ı da potaya sokar, noktaya getirdi. Her zamankinden daha çok gerek Kıbrıslı Türklerin Rumlara, gerek Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklere karşı güvenlik sorunu, güvenlik sorunsalı başka bir boyuta ulaşmış durumda. Artık bugün tırnak içinde söyleyelim, üçüncü bir ülkeden gelecek bir saldırıya açık, daha açık hale geldi. Belki hiç olmadığı kadar Kıbrıs adası. Bu noktada garantiler yeniden aslında gözden geçirilmesi gündeme gelmiş gibi görünüyor bana sorarsanız. Gerek Annan planında, gerek Transmontana'da garantilerle ilgili konunun biraz daha muğlak, biraz daha esnetildiğini, işin biraz zamana bırakılarak zamanla garantilerin gevşetileceği noktasında bir model masadaydı. Bugün itibariyle kaldığımız yerden devam etmek, olası bir görüşme sürecine garantilerle ilgili konu başlığını nasıl etkiler? Hayır, öyle bir şey yoktu. Garantilerle ilgili bir tek esneklik, Kramontana'da gösterilen şey şuydu. Doğrudan müdahale, tek yanlı doğrudan müdahale hakkı devam ettirilemeyeceği konusunda bir fikir birliği vardı. Ki bu da doğrudur. Yani 60'ın dünyası da mesela nasıl diyoruz 20 yılda çok değişti. 60'tan bugüne de çok şeyler değişti. Yani 60 yılda dünya çok değişti. Dolayısıyla özellikle AB üyesi olacak bir ülkeye, başka bir ülkenin ya ben senin iç düzenini sıkıntılı görüyorum, gelip müdahale ediyorum demesi normal bir şey değil. En azından minimumda, asgaride buradan bir talep gitmesi lazım. Biz bunu konuşmaya hazırdık. Yani hangi bariyerler aşılırsa kurucu devletlere bu garantör ülkelerden yardım talep etme hakkı doğar. Anlatabiliyor muyum? Çünkü 60'taki kurgu bu değildi. 60'taki kurgu, bir de şeyin farklılığını ifade etmek lazım. Şimdi bir bölgede olan savaşlar ve bunun Kıbrıs adasına getirdiği tehditler. Bu garanti anlaşmasının konusu değil. Bu ittifak anlaşmasının konusu. Zaten Türk ve Yunan askerleri de ittifak anlaşması altında yerleştirildi. Bizim iç konularımıza müdahale etmek için değil, dıştan gelecek tehditlere karşı adayı savunmak için geldi. O zaten bugünün koşullarına uygun bir şekilde yeni kurgusuna oturacaktı. İçte bir sıkıntı olursa ne olacak konusunda Kramontana'da tamam dendi. Böyle 60'taki kurgu bir garantör ülke istediğinde gelsin ve müdahale etsin. Böyle bir şey artık ihtiyaç yok. Çünkü 60'taki gibi bir Kıbrıs da olmayacak. İki kurucu devlet olacak. Sınırları belli olacak. Kendi güvenlik kuvvetleri olacak. Kendi polis teşkilatı olacak. Bu duruma uygun ama iki tarafın da kendini güvende hissedeceği yeni bir garanti sistemi. Garanti sistemi de ifadesi de vardı orada. Bunu konuşmaya hazırız dedik. Ve bunu yapma kudreti de vardı Türk tarafının. Ve Rumları kendilerini güvensizliğe iten bir modele de ihtiyacımız yoktu bizim kendimizi güvende hissetmek için. Bunu yapma imkanımız vardı. Bununla ilgili uzmanların çalışmalarını da başlatmıştık zaten. Şimdi olması gereken işte, yani kaldığımız yerden devam budur. Yani biz buna hala daha hazırız. Uzmanlar gelsin. Bunu Özdil Nami ya da Aziz Karayiz vesaire yapamaz bunu. Askeri uzmanların gelip bugünün gerçeklerinde, ittifak modellerinde nasıl bir modelde Kıbrıs'ı koruruz dışa karşı? Bir de iki kurucu devlet arasında bir sıkıntı olur ve bu model çalışmazsa ve şiddet görülmeye başlanırsa ne olur? Mesela o toplantılarımızda Avrupa Birliği bize demişti ki bizim bunları engelleyecek iç mekanizmamız yoktur. Çünkü Avrupa Birliği'ne üye olabilmek için ülkelerin önce kendi içlerinde bu sorunları zaten düşünülemez hale getirmiş olmaları lazım. Ha, Kıbrıs özelinde bir sıkıntı var. Dolayısıyla Kıbrıs özelinde Avrupa Birliği'nin dışında bir güvenlik modeli geliştirilmesi lazım dediler kendileri orada. Bunlar yapılabilir. Bunlar böyle yani insan aklının üretemeyeceği çözüm modelleri değil. Bunlar mümkün. Ama
bunları konuşmayı bile reddetti. İşte orada birinin ürettiğini diğeri kabul etmiyor. Sıkıntı burada. Çünkü orada yani orada neyi gördük? Eğer reddetmenin bir faturası yoksa uzlaşıya açık olmayan bir anlayış gördük. Evet. Ya o kadar yıl el birliğiyle dışarıdan dayatma olmadan kağıt üzerinde çok ciddi uzlaşıları elde ettik. Siyasi eşitlik teriminde, toprak düzeni vesaire. Ama bitiş çizgisini geçme cesaretini gösteremediler. Neden bu oldu? İşte bununla ilgili kitap yazanlar da var. Kramontana ile ilgili. Bilmiyorum, ilgilenmiyorum da. Yani neden? Anastasiades'in bir nedeni olabilir. Hristofias'ın başka nedeni olabilirdi. Hristodulides'in bilemediğim başka bir... İlgilenmiyorum. Beni ilgilendiren şu an tek şey böyle bir durum yaşanırsa ki yaşanma ihtimali yüksektir bana ne olacak? Ben bunu başından bilmeden müzakere masasına nasıl otururum? Elimi nasıl açarım? Yeni formüller nasıl konuşurum? Mümkün i̇şte, değil. Sanırım bugün de iktidarın ya da işte Cumhurbaşkanlığının savunmuş olduğu yeni olası bir müzakere süreci zemininin oluşması şartlarından biri de Annan referandumu ve Kranmontana'daki sürecin konferansın çökmesinin ardından benzer bir durumun tekrar yaşatılmaması adına Türk tarafının artık bazı kalıcı taleplerinin olduğu ya da bazı net taleplerinin olduğunu dünyaya anlatmak. Sizce bunun kazanımları da yok mudur? Yani hayır işte bunu yapmıyorlar. Bunu yapsalar bugüne kadar geride bıraktığımız 5 yılda çok ciddi kazanımlar elde ederdik. Bunu söylemek yerine tartışmayı başından öldüren ben artık Rumlarla hiçbir şekilde ortaklığı konuşmam. Ben ayrı egemen devletimi kabul ettim. Canları isterse bunu onlar da kabul ederler. İşbirliği yaparız. İstemezlerse böyle kalırız. Bu rahatlığı sağladılar. Bu yanlış bir şey. Halbuki bunu da söylemek yerine kendilerine giden, ziyaret eden, işte bir sürü siyasetçi var dünyadan gelen. Onlara deseler ki, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizim ciddi bir sıkıntımız var. Ne yapsak Rum tarafını federasyona evet dedirtemiyoruz. Nasıl aşacağız bu sorunu? İyi güzel, müzakere masasına geri dönelim, biz de istiyoruz. Da, yani sizin de bizim de vaktimizi boşa harcayacak bu arkadaşlar. Bunun başından oyunun kurallarını gelin birlikte bir yazalım. Şimdi böyle bir konuşmak başkadır. Ben karar verdim. Bunlardan hiçbir şey olmaz köy kasaba. İki ayrı egemen devlet talep ediyorum. Bunu önce kabul edecek. Ön koşulum budur. Bunu kabul ettikten sonra nasıl işbirliği yaparız? X, Y, Z konusunda konuşuruz. Bu başka bir şeydir. Bunu kimse oturup da ciddiye alıp dinlemez. Zaten işte dinlemediler. Dinlemedikleri için de bugün olan durum hala daha süre gelen durum olarak devam ediyor. Burada ciddi bir değişim olması lazım. Ha şimdi şu denirse eğer, bunu anlarım. Sayın Nami, bu dediğiniz olabilir de işte buraya gelebilmek için biz çıtayı yükseltmek zorundaydık. Sizce bir işe yarayabilir mi strateji? Ne dersiniz? Göreceğiz. Peki. Aziz Bey. Peki, şimdi 20 yıl geçti üzerinden artık anlam planlı. Dediğiniz gibi aslında belki de işte az önce Kranmontana'daki nedenler beni çok ilgilendirmiyor. Nedenleri bırakıp önümüze bakma zamanı gelmiştir. Ama şu an baktığınızda iki tarafın yani hem Kıbrıs Türk tarafının hem Kıbrıs Rum tarafının pozisyonlarında bir yakınlaşma umudu görüyor musunuz? Yani birisi bir orta yol ya da ortak nokta yakalayıp getirebilir mi tarafları masaya? Müzakere masası kurulabilir mi bir şekilde yakın bir zamanda? Çünkü önümüzdeki yıl bizde de bir cumhurbaşkanı seçimi var. Evet. O da etki eder herhalde. Vallahi bence Rum tarafı müzakereler kaldığı yerden devam etsin. Ucu açık bir şekilde hakemsiz, bedelsiz bunu söylemeye devam edecek. Bunu terk etmesi için dıştan bir baskı gelmesi lazım. Yani böyle federasyon için yanıp tutuşan bir Rum lider karşı tarafta yok. Annan planına hayır demiş. Kranmontana'nın çöküşünde de başrollerden birini oynamış bir Rum liderle karşı karşıyayız. Dolayısıyla mutlaka bir dış baskı gelmesi lazım. Bizim tarafta mevcut resmi söylem o dış baskının gelmesine maalesef olanak sağlamıyor. Dolayısıyla iç dinamikler bu dediğin işte iki taraf arasında uzlaşıyı getirmeyecek. Dış dinamiklere bakmak lazım. Orada da kilit rol
Türkiye'de ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nde onlar arasındaki bir diyalog. Almanya'nın da tabii önemli rolleri olacak. Onlar bunu niye yapsın? Onlar bunu Kıbrıs'ı Türkler mağdur oluyor ya bir bakalım diye bir gündem maddeleri yok. Almanya Cumhurbaşkanı bugün Ankara. Evet Ankara. Evet. Onlar yani, kendi çıkarları bunu gerektirdiği için. Şimdi Batı'nın yani gerçekçilikten bahsediyoruz ya hani Batı'nın bugün Orta Doğu'daki çıkarları, menfaati ve oyun kurgusuna bakıldığında aslında mevcut statükonun kendi işlerine yaradığını, adada istedikleri gibi cirit atabildikleri, at koşturabildikleri, istediği ülkeyi istediği zaman oradaki üsler sayesinde vurabildikleri bir durum var. Ve bir şekilde Kıbrıs Türkleri kontrol edebiliyorlar. Kıbrıs Türkler sayesinde Kıbrıs Rumları kontrol edebiliyorlar. Bunu çok net görebiliyoruz, okuyabiliyoruz. Bu dokada yani yanı başımızda yaşanan bir soykırımda bile Güvenlik Konseyi'nin tutumunu, üyelerinin kendi çıkar ilişkilerinin ne noktada devrede olduğunu görebiliyoruz. Bu bağlamda Kıbrıs'la ilgili de tamamıyla çıkarlarından bağımsız hareket etmeleri, bu bağlamda işte çözüm adada gerçekleşecek olan bir çözüm sonrası işte kendi çıkarlarının ne olacağı çok da bizi ilgilendirmiyor. Yeter ki Kıbrıs'a bir çözüm olsun noktasında düşündüklerini sanırım söylemek çok zor, çok inandırıcı olmaz. Ben böyle bir söylemiyorum tabii bunu. Aklımın ucundan bile geçirmem. Çıkarları emrederse bu baskıyı Rumların üzerine kuracaklar. Tabii. Ben ama Türkiye ile yürüttükleri diyalogda çıkarlarının bunu gerektirdiğini göreceklerini tahmin ediyorum. Neden? Çünkü Türkiye ile iyi ilişki içinde olmak, Türkiye ile bağları güçlendirmek, tam üye yapmasalar bile Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'nin çıkarınadır diye düşünüyorum. Yani bir göçmen sorunuyla mücadele etmek, enerji bağımsızlığında mesafe kat etmek. Rusya faktörü mesela. Evet, Rusya'ya karşı. İşte Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarından daha verimli faydalanmak. Veya İran'ın getirdiği tehditlere karşı daha büyük bir ittifak içerisinde olmak. Bunlarla ilgili Türkiye ile daha iç içe olmak çıkarlarınadır diye düşünüyorum. Aynı şekilde Türkiye'nin de çıkarlarının onlarla daha yakın ilişki, daha sağlam temellerde ekonomik, siyasi, kültürel ilişkileri kurmakta olduğunu biliyoruz, görüyoruz bunu. Bakın bugün bile iktidara çok yakın kalemlerin artık neyi tavsiye ettiklerini görüyoruz. 2004-2007 dönemine bir geri dönmemiz lazım. Türkiye'yi mi kastediyorum? Türkiye'yi kastediyorum, tamam. Dolayısıyla orada karşılıklı bir çıkar var. Bunun olmasını engelleyen 3 tane önemli konu varsa biri de Kıbrıs konusudur. Dolayısıyla bir şekilde masaya yatırılıp bu ilişkilerimizi sürekli olarak zehirleyen, kangren haline getiren bu uru, bu Kıbrıs sorununu nasıl temizleriz diye bir gündem onlar arasında oluşacak diye düşünüyorum. Türkiye muhtemelen diyecektir ki gördünüz ortaklığı reddettiler, onun için iki devletli dedim. Onlar da diyecekler ki o hemen oraya atlayamayız. O zaman bir orta yol bulalım. O orta yolda ne olacak? Muhtemelen tamam, kısıtlı bir sürede bitecek. Yeni bir deneme yapalım. Ama taraflardan biri hayır derse ödeyeceği bedel nedir? Onu da başından belirleyelim. Bence orta yolda bu olacaktır. Adım adım herhalde oraya doğru gideceğiz. Bununla ilgili biz de gereken çalışmaları yaparsak bundan fayda görürüz. Hiçbir zarar da görmeyiz. Peki. Süreyi bitirdik. Öyle. Daha var konuşacaklarımız ama yine bir soru sorabilir miyim? Çok kısa bir cevap. Yok. Bir evet, bir hayır. Hızlı. Yeniden siyasete dönmeyi düşünür müsün? Hayır, düşünmüyorum. Kesin midir? Kesin. Peki. Teşekkür çok ederim. Çok net oldu herhalde. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın abi. Tamam. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Ben teşekkür ederim davetiniz. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler, bir perspektifin daha sonuna geldik. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın.